Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünlerde Baykar ve ürettiği insansız hava araçları genellikle saldırıların odağı oldukları için haberlerde sürekli önümüzde düşüyorlar. Onlar saldırdıkça biz daha çok sahipleniyoruz. O yüzden bugün hedef tahtasına oturtulan Baykar'ın ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'yı konuşalım. Muhtemelen birçoğunuz ilk defa duyacaktır ama Türkiye'nin yurt dışına ihraç ettiği ilk insansız hava aracını konuşuyoruz bugün. Videolarımızı izleyenlerin büyük çoğunluğu kanalımıza abone olmayan kullanıcılar. O yüzden başlamadan kısa bir hatırlatma yapalım. Sesimizin daha geniş bir alana yayılması için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Bugün konumuz olan insansız hava aracımızı aslında çok daha önceden konuşmamız gerekirdi. Çünkü insansız hava araçlarını çokça konuştuk. Türkiye bu alanda dünyanın en iyilerinden biri haline geldi. Aslında etkin kullanımlarını da göz önünde bulundurursak en iyisi haline geldi demek yanlış olmaz. Bu kadar iyi olduğumuz bir alanında her detayını konuşmuş olmamızdan daha doğal bir şey yok. Bayraktar TV2, Anka, Bayraktar Akıncı ve Aksungur bugüne kadar sürekli göğsümüzü kabarttı. Libya'dan Karabağ, Suriye'den Ukrayna'ya kadar birçok coğrafyada destan yazdılar. Haliyle her gelişmeden sonra insansız hava araçlarımızı tekrar tekrar konuştuk. Ama bugün konumuz olan Baykar Mini İHA'dan hiç bahsetmemiştik. Aslında başta dediğim gibi şimdiye kadar bu konuyu konuşmamız gerekirdi. Çünkü bugün bahsedeceğimiz insansız hava aracımız Türkiye'nin bu alanda yazdığı destanın belki de ilk cümlesiydi. Bu yüzden de yeri çok özel. Mini insansız hava aracı geliştirme projesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2005 yılındaki bir talebiyle başladı. Bu talep 19 adet mini insansız hava aracı sistemi tedariğini kapsıyordu. Her bir sistem 4 hava aracından oluşuyordu. Bu talebe yanıt vermek isteyen katılımcı firmalar geliştirdikleri prototip sistemleri sergilediler. Uçuş gösterileri yapıldı ve bu gösterilerin ardından 2006 yılında ihale Kale Kalıp Baykar Makine ortaklığına verildi. Süreç çok hızlı ilerledi. Zaten biliyorsunuz Baykar başladığı bütün projeleri bugüne kadar zamanından erken tamamladı. Burada da aynısı oldu. Geliştirme ve seri üretim faaliyetleri toplamda bir yıl sürdü. Yine bu süre içerisinde operatör eğitimleri de tamamlandı ve Aralık 2007'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk teslimat yapıldı. Ağustos 2008 tarihinde de kalan sistemler teslim edildi ve bu tarihten itibaren Türkiye bu sistemi etkin şekilde kullanmaya başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Havacılık Birimleri 2007 yılından beri Baykar Mini İHA'yı sahada kullanıyor. Bugüne kadar teslim edilen sistemler 60 60.000'in üzerinde uçuş sortisi yaptılar ve toplamda Baykar Mini İHA'dan 300'den fazla üretildi. Bu insansız hava aracı milli olarak geliştirilip üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren mini sınıfı ilk insansız hava aracı olma özelliğine sahip. Ayrıca Baykar Mini İHA'yı özel kılan bir şey de ihracatla ilgili bu sistem 2012 yılında Katar'a ihraç edildi ve Cumhuriyet tarihinde yurt dışına satılmış ilk milli hava aracı olma unvanını kazandı. Yani bu çalışma bugünkü insansız hava araçlarımızın temelini oluşturuyor ve bu yüzden de çok fazla iki bünyesinde barındırıyor. Baykar Mini tamamen özgün bir tasarıma sahip. Elden atılan bir sistem. Elden atıldıktan sonra tam otomatik kalkış ve tam otomatik uçuş özelliği var. Otomatik inişini paraşütle veya gövde üzerine yapabiliyor. Uzunluğu 120 santim. Kanat açıklığı yaklaşık 2 metre. 4,5 kilo ağırlığı var. 15 kilometre menzilden iletişim sağlanabiliyor. 60 dakika havada kalabiliyor ve operasyonel irtifası 3000 feet. Maksimum irtifası ise 12000 feet. Seyir hızı saatte yaklaşık 55 kilometre ve kompozit materyalden üretilmiş bir sistem bu. Katar dışında şu an Ukrayna'da Baykar Mini İHA'yı etkin şekilde kullanıyor. Mini insansız hava araçları dünyada yoğun olarak kullanılan sistemler. Yani şunu tahmin edebiliyorum. Artık insansız hava aracı dediğimizde aklımıza çok daha büyük platformlar geliyor. Geliyor. Akıncı gibi, Aksungur gibi, Kızıl Elma gibi sistemleri konuşmaya alıştık iyice. Haliyle şimdi mini insansız hava aracından bahsedince bunu eskide kalmış bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta 5 kiloluk bir şeyden bahsediyoruz. Elle atılıyor filan. Ama mini insansız hava araçları dünyadaki bütün gelişmiş ordular tarafından hala aktif şekilde kullanılıyor. Akıncı ya da Aksungur gibi insansız hava araçlarının kullanıldığı yerler ayrı, bunların kullanıldığı yerler ayrı. Yani operasyonun türüne göre ihtiyaç belirleniyor. O yüzden dünyanın bütün gelişmiş devlet mini insansız hava araçlarını aktif şekilde kullanıyor. Ama Bayraktar Mini İHA diğer ülkelerin kullandığı sistemlerden daha başarılı bir sistem. Bunu da hamaset için söylemiyorum. Bunun çok daha net anlaşılmasının en iyi yolu elbette karşılaştırma yapmak. Şu an dünyada Mini İHA alanında en çok bilinen iki sistemden bahsedelim. Birincisi ABD üretimi Raven. Raven bugüne kadar on binlerce üretim adetine sahip. Mesela şu an ABD Silahlı Kuvvetleri envanterinde 13 bin adet Raven bulunduruyor. Bir diğer sistemde insansız hava araçları alanında otorite devletlerden biri olan İsrail'e ait. Amerika dışında İsrail'in bir sistemini konuşmak da elbette önemli. Çünkü İsrail her ne kadar sevmesek de insansız hava aracı alanında otorite bir ülke. Hatta daha düne kadar onların insansız hava araçlarına biz de muhtaçtık. İşi daha da ileri götürürsek bizi insansız hava aracı alanında dünyanın bir numarası yapan da biraz onlardı. Onlardan aldığımız Heron sistemleri sorunsuz çalışsaydı ve İsrail bize o sistemler üzerinden zorluk çıkarmasaydı biz muhtemelen insansız hava aracı geliştirme konusunda bu kadar aceleci davranmazdık. Ama bakım için Gönderdiğimiz Heronlar geri gelmek bilmedi. İsrail sattığı sistemlerin bakımlarında türlü zorluklar çıkardı ve biz de insansız hava aracı serüvenimizi iyice hızlandırdık ve 10 yıl içinde onlardan çok daha iyi bir noktaya geldik. Ama yine de onların sistemlerini de karşılaştırmaya dahil edebiliriz. İsrail'in Skylark adında mini insansız hava aracı var. Bu sistem de bugüne kadar bolca üretildi. Mesela İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde binden fazla Skylark mini İHA sistemi var. Genel bir bilgiden sonra küçük bir karşılaştırma da yapalım. Mesela bizim Bayraktar mini İHA'nın operasyonel irtifası yaklaşık 1000 metre. ABD üretimi Raven'da operasyonel irtifa 150 metre civarı. İsrail üretimi Skylark içinse bu rakam yaklaşık 300 metre. Bayrakların uçuş menzili 15 kilometreyken Revan'ın 7 kilometre, Skylark'ınsa 10 kilometre. Uçuş süresi 3 sistem içinde 60 dakika. 3 sistem de elden atışla kalkış yapıyor. Ama inişte farklılık mevcut. Amerika'nın ve İsrail'in sistemleri sadece gövde üzerine inebiliyor. Bayraktar Mini İHA ise hem gövde üzeri hem de paraşütle iniş özelliğine sahip. Otomatik yönlenen anten sistemi Bayraktar'da var. Diğer iki sistemde yok. Havacılıkta sol denilen bir durum var. Her uçağın bir havada tutunma sürati var. Bir şekilde bu süratin altına düştüğünde uçağın uçuş dengesi bozuluyor ve uçak düşmeye başlıyor. İşte Bayraktar Mini İHA stall durumundan kendisini kurtarabiliyor. Ama diğer iki sistemde bu özellik yok. Yani gerçekten Bayraktar Mini İHA alanının en iyilerinden biri. Belki de en iyisi. Bugüne kadar da adını duymamızı sağlayan etkili operasyonlar yaptı. Mesela 2014'te Daesh terör örgütünün Suriye'de yaptığı atışlar Türkiye sınırından içeri düşmüştü. Ardından obüslerimiz Daesh'e ait bir konvoyu komple imha etmişti. İşte o operasyonda konvoyun yeri Bayraktar mini insansız hava aracımız tarafından belirlendi. Yine aynı yıl Aktüt'ün operasyonunda da kullanıldı. 2013 yılında terör örgütü Yüksekova'da bir işçiyi kaçırmıştı. O işçiyi daha sonra fidye karşılığında bıraktılar. Ama fidyenin teslim edilmesi sonra Bayraktar Miniha teröristleri takip etmeye başladı. Havadan izlendiklerinin farkında olmayan teröristler saklandıkları evde kıvrak yakalandılar ve daha bunun gibi birçok örnek sayabilirim. Şu an Ukrayna ordusu da Rusya'ya karşı bu sistemi etkin şekilde kullanıyor. Yani bugüne kadar hakkını vermesek de bu sistem Türkiye'nin insansız hava aracı geliştirme sürecinde çok önemli bir yere sahip. Hani ilkler daha özel olurlar ya, Bayraktar Miniha için de bu geçerli. Bu mini insansız hava aracının hikayesi aynı zamanda bize Türkiye'nin başarı hikayesi anlatıyor. Elden atılan bir sistemden 15 yıl sonra insansız savaş uçağı konuştuğumuz günlere geldik. Bu süreci herkes eksiksiz şekilde öğrenmeli. Sonra bu sürece destan dediğimizde birileri kızmasın. Allah'a emanet olun.